Şu anda gerçekten son derece önemli bir çalıştay var. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarım, il belediye başkanı arkadaşlarım, ilçe ve belediye başkanı arkadaşlarım hep birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve son derece de önemsiyoruz. Her çalıştayın kendine özel durumları vardır. İşte 110 gün bugün mazbatamı almış oldum. Biz de buradaki çalıştayın sonucuna göre de yine zaten 25 yıllık siyasi hayatımızda bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeden ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız düşüncesiyle seçimlerde böyle bu sloganla yola çıkmıştık ve Antalya halkı bize bu konuda destek verdi. Biz de şimdi kimseyi ötekileştirmeden 19 ilçede 913 mahallemizde aynı azim ve kararlılıkla hep birlikte Antalya'mızı yönetmeye çalışıyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Ve buradan da çıkacak olan çalıştayın sonuçlarına göre de bize yine ışık tutacaktır. Hep birlikte inşallah ülkemiz için güzel hizmetler yapacağız. 31 Mart sürecinden sonra yani göreve geldiğinizden sonra 5 yıllık bir görev süreci önünüzde bulunuyor. Burada Antalya için neler planlıyorsunuz genel olarak, neler söylemek istersiniz ve 31 Mart süreci sizce Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Şunu söyleyeceğim. Tabii ki insanlar, vatandaşlarımız işte son İstanbul seçimlerinde de görüldü. 13 bin bir farkı eleştiriyorlardı. Sonra 806 bin fark olunca yani insanlarımız artık bu saatten sonra zaman zaman baskı ve şeyle ilgili dayatmaya karşı özgürce demokrasi anlamında demokrasiyi çalıştıracağız. Ve biz kimseyi de ötekileştirmeyeceğiz bu ara. Yani biz Antalya'da mesela bir defaya mahsus olmak üzere 100 günümü anlattım. 100 günlük süreçte Antalya Büyükşehir Belediye'miz Türkiye'nin 5. büyükşehir nüfusuna sahip bir ilimizdi. Ancak borç olarak da 5. büyük borcu olan bir belediye. 6 milyar 206 milyon borcu olan bir belediye 31 Mart itibariyle. Şimdi biz israfa son verdik ve işte araçlardan tut %10 hemen azalttık. Buna benzer tasarruf tedbirleri aldık ve süreçle ilgili 5 yıl içerisinde canla başla bütün vatandaşlarımız hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.